Bu konuşmayı getirdik ekranlarınıza. Günün manşetine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Kanada'nın temiz savaşçı ödülü hikayesinin gerçek olmadığı yönünde de iddialar var. Evet. Onu da altını çizmiş hikayesi, olalım. Hikaye oldu. Hikayesinin hikaye olduğu gazetelerde evet. Var, sosyal medyada var. Kanada Büyükelçiliği bu konuda bir açıklama yapmadı ama hani yetkililer böyle bir ödülün olmadığı yönünde açıklama yapıyorlar. Hatta bu iddianın Rudolph'un iddiası olduğu ifade ediliyor vesaire vesaire ama şeye hikayesi vardır ya. Ya tam olmasa bile olsaydı yaparlardı bu adamlar. Yapsa bile umursamazdık. Yani o kadar. Evet, o kadar. Doğru. Yapsa bile umursamazdık. Şimdi bu Ermeni tasarısı ile ilgili de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir partilerin birlikte hareket etmesi, tabii burada partilerin birlikte hareket etmesinden HDP'yi ayrı tutarak konuşuyorum. HDP klasik Türkiye'nin faydasına olacak ya da Türkiye'nin bu anlamda dünyayı almış olduğu karardan dolayı protesto edecek ve dik duracak bir davranışın yanında hiç olmadılar. Olmamaya da özen gösteriyorlar. Aynen Barış Pınar Harekatı'nda PKK'ya destek babından duruşları gibi Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili olarak da yine o oylamaya katılmadı. Türkiye meclise yer alan parti HDP hariç partilerin ve milletvekillerinin desteğiyle bir kınama kararı aldı. Bunu doğru da hatırlatmış karar. Olalım. Çünkü 19 yıldır Adam Schiff denen bir tip var Amerika'da Demokrat Partili senatörlerden. Uğraşıyor bunları çıkartmaya. En sonunda muvaffak oldu bir Amerika Birleşik Devletleri'nin intikam alır gibi evet. Almış olduğu ama çok, bu karar. Çok Erdoğan'ın Amerika'ya gidip gitme mususu da Sayın Başkan'a soruldu. Daha yani, net değil. Evet. Ona daha karar vermedim cümlesini kullandım. Yani her şeyin ötesinde hani baktık Türkiye gerekli cevabı verdi. Yani hem en üst seviyeden verdi hem mecliste kararını verdi de. Aslında işin komik tarafı şu, ne kadar basit, ne kadar küçük şeyler bunlar. Yani operasyon bitmiş durup bir akıllarına. Dün söyledik ya Nisan değil. Şubat yaklaşmıyor. Tamam mı? Daha vakitimiz var. Hani meşhur her sene seneyi devriyesinde. Bu acaba bu sefer bu sene ne diyecek ABD? Bu sene soykırım diyecek mi? Felaket mi diyecek? Felaket olursa felaket mi olur bizim için? Falan filan gibi. Hep de yıllarca da iddia ettiğimiz ne gerek var kardeşim ulaşmayayım gibi. Çok gereksiz vakitte, alakasız bir zamanda, bayram değil, seyran değil bunu çıkarttılar ya. Yani ne kadar da aslında küçük ahmakça politikalar bunlar yani. Ne kadar belli. Meclisin kararı yani zaten Ekim şu yönde. Var yani. Bu ara şunu hatırlatmış olalım. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin kararlarının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'nın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen karar resmi gazetede yayınlandı. Bu şantaj girişimidir diyoruz biz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ve Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman şantajlara boyun eğmemiştir de evet. Söylemiş oluyoruz. Evet, Erdoğan'ın tabiriyle kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Biz de burada böyle sohbeti gırgırını yaparız. Yani o kadar. Başka bir şey yok. Bu ara hani Soner Yalçın'ı biz bu arada bizde de böyle bir değişiklik mi var yoksa karşı hayırdır. Muhataplarımızda mı bir değişiklik var bilmiyorum ama bunları olumlayan haberler almaya ya da köşe yazıları almaya başladım. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Onlarınkini de keza öyle. Ama bizde değişiklik yok. Biz bastığımız yerde devam ediyoruz. Soner Yalçın bir yazı yazmıştı. Olumlayarak o yazıyı almak istedim açıkçası Sözcü Gazetesi'nden. Sevinçliyim, mutluyum diye yazmış. Amerikan Temsilciler Meclisi Ermeni soykırım tasarısını kabul etti. Öğrenince ilk anda kızdım ama sonra bunları ne kadar sinirlendirmiş Mehmetçik dedim. Ya Erdoğan diyemiyor da Mehmetçik diyor orada da boş ver. Çok önemli değil. O kadarcık olacak artık. Vay canına arkadaş demiş Soner Yalçın. Bu ne öfke? Kendilerini hazırlamışlar. Esad gidecek, Suriye bölünecek. İkinci İsrail, Kürdistan toprakları büyütülecek ve İsrailoğulları vaat edilmiş topraklar emeline biraz daha yaklaşacak. Ermeni lobisi 1980'lerden beri soykırım tasarısını Amerikan Temsilciler Meclisi'ne getirmeye çalıştığı tasarı komitelerden geçip Temsilciler Meclisi'ne gelmeden, oylanmadan konu çözüme kavuştu. Acı olaylar yaşanmıştır bildirisi yayınlanarak. Hatırla başkanlar hep böyle yapıyordu. Evet. Nisan ayında özellikle. Peki bu tasarının meclise gelmesini kimler engelledi o kadar yıl boyunca? Bir kere diyor başta Yahudi lobisi engelledi. Çünkü Yahudiler Ermenileri hiç sevmezler. Osmanlı'da haham idamları gibi başlarına ne geldiyse Ermenilerden bilirler. Yahudiler sadece kendi yaşadıkları soykırımın bilinip kabul edilmesini isterler. Bu sebeple Ermeni soykırım tasarısı Temsilciler Meclisi'ne geldiğinde Yahudi lobisi Birleşmiş Milletler soykırım suçunun engellenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini göstererek
1948 yılında kabul edilen bir sözleşmedir. Önceleri için çalışmaz derlerdi diyor. Finalinde şunu ifade ediyor. Oradan dolayı zaten şey yaptık. Söylemiş olduk. Bir kere daha hatırlatmış olayım. Esad gidecek, Suriye bölünecek. İkinci İsrail, Kürdistan toprakları büyütülecek ve İsrailoğulları arz-ı mevut dedikleri vaat edilmiş topraklar emeline biraz daha yaklaşacaklar idi. Ama Türkiye Barış Planı harekatıyla bu emelleri öyle bir sekteye uğratıp öyle bir balyoz gibi indi ki tepelerine, bu harekatın evet. vermiş olduğu acıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobisini geri çekerek bu tasarının Temsilciler Meclisi'nde oylanmasına ve evet oyu çıkmasına imkan tanıdılar diyor. Ve %100 katılıyoruz. Soner Yalçın'a borçluyuz. Yani katılıyoruz. Şöyle katılıyoruz. Bir dakika şunu söyleyeyim yani. Gülmekten değil. Gülmekten değil katılıyoruz. Şu var. Aferin. Ve adam. Ben gene şeyim. Madem bunları biliyorsun. Madem bu kadar biliyorsun. Ardı Mevud'un haberim var. İkinci terörde bir haberim var. Barış Bırakı'nın rakiatının başarısına haberim var. Türkiye'nin diplomasisinin başarısından mutlusun, sevinçliyim. Bayrak sallıyor haberim var. Adama demezler mi arkadaş? Madem bütün bunlarda haberim var da. Bütün bunların hadi senin sözünde şeyini yap. Bunun banisi, bunun mimarı, bunun lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'a bu kustuğunuz kin niye? Bütün bunları o yaptı. Bak daha önce olmadı. Yaşın başın var senin. Dolçuk değilsin yani. Bu ülke aktif dış politika uyguluyor. Aktif dış politika sonucunda bütün böyle bir meydan okumamız var. Sen de mutlu olmuşsun neticesinden. De yani niye kin kusmaya devam ediyorsun? Kin kusmayın, muhalefet yapın. Kin kusmayın. Bak senin bu köşedaşların hepsi kin kusuyor sabah akşam. Sabah akşam belli bir kısma senin o ifadenle canavarlara mama atıyorlar sürekli. Bu canavarlar büyüsünler. Kininizi unutmayın. Erdoğan'a küfredin. Efendim gerekirse Erdoğan'dan kurtulmak için her şeyi yapın. Bilmem ne yapın. Ne oldu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu bilgilerle bunlar? Uyumadı. Adama sorarlar kardeşim yani. Madem o kadar biliyorsun niye sabah akşam bu milleti ötekileştiriyorsunuz sözcü? Ötekileştiren ekiplerden bahsediyorum. Kin ve nefret kusan sürekli her gün ama. Her gün. Benim kin nefretim yok kimseye. Sen de karşıdan yazıyorsun diyorlar. Yo ben nefret etmiyorum abi. Sabah akşam sen bu ülkenin liderine küfredip onun üzerinde sürekli böyle bir nefret duygusu oluşturmaya çalışıyorsun. Her şeyden haberin var yazıyorsun orada. Varsa bunlar niye? Bunlar ne oluyor peki? Al yazmış orada. Ekim ayı geldi artık bu hale geldik. Adam şeyi suçlamıyor ya bu hale geldik bir Türkiye'nin kabahati. Ya böyle peki, böyle. 3-5 dakika kaldı. Yani. Onu da konuşalım. Şimdi madem bu, öyle. 29 Ekim törenlerinden sonra ya bir gün önceki Sultanahmet'ten veya bir gün sonraki yani 29 Ekim günü Salacak sahilindeki kutlamadan sonraki muhtemelen Sultanahmet kutlaması sonrası bir grup o coşkuyu metrobüste de sürdürüyor. Şimdi sosyal medyada çok konuşuldu bu video. O videoyu bir yayınlamak istiyorum. Şu video evet. Buyurun. Savaştan 10 yılda 15 milyon genç yarası terasta. Başta bütün dünyanın saygı baş kumandan gelişi dağlardan ana yurdu Gertaş'tan Türk'ün öyle gidiyor şimdi. Evet. Bunun ne olduğunu bir kere de açıklayayım. Elbette fark ettiniz meseleyi. Bu videoyu çeken de diğerleri de sol tarafta sessiz sakin kendi halinde duran sarıklı cübbeli bir kişiye nispet yaparcasına 10. yıl marşı okuyorlar. Şimdi niyet mi okuyorsunuz diye sorulabilir. Yani bu adama bir şey söylenmiyor. Fiziki bir tamam, saldırı yok. Tabii, yüzüne yok, karşı yok, yapılan yok. Bir mesele yok. Vesaire vesaire. Alt alta dizdiklerinde bu cümleleri kullananlar haklılar. Yani ne bir fiziki bir saldırı var ne bir söz var. 10. yıl marşını söylemek bu ülkede yasak değil vesaire vesaire. Bunlar eyvallah. Ama hepimiz biliyoruz ki tamam mı? Burada yapılan bir kere evet. bu vaziyette videoyu alıp onlarla aynı karede şey yaparak ve bunları yayınlayarak canlı yayın yaptılar bunu canlı, Facebook canlı, üzerinden. Evet. Canlı yayında verdiler bunu. Evet. Yani bak ne yakaladık burada? Ne yakaladık? Size rağmen evet. vesaire evet. vesaire. Bu aynı zamanda tam bir cumhuriyet kadını cümlesini evet. kullananların da ne anlama, ne söylemek istediğini anlatıyor. Burada yani niyet bu cumhuriyet erkeği değil yani. Değil. Bu cumhuriyet erkeği değil. Bu
Bunların aslında kim olduklarını biliyoruz. Bu videoyla eşdeğer olarak bu coşkulu kalabalığı, atarlı ergenleri, ki atarlı ergenlerin de 60 küsur yaşlarında, tipler yani. 63'lü atarlı ergenleri. 63'lü atarlı ergenlerin ne yaptığını, nasıl tinette olduklarını Kahir ekseride ve genelleme yaparak söylüyorum. Evet. Normalde yapmam. Zaferden biliyorum. Ama bu sefer genelleme yaparak söylüyorum. 15 Temmuz gecesi Bağdat Caddesi'nde bir video daha var. Mümkünse ikili olarak görelim onu. Geldiniz fasulyenin faydalarına diyorsun ya. Asıl bırakalım fasulyeye gidelim diyorsun yani. Doğru. Onu da bir verin arkadaşlar. Asıl. Şunu verin bak. Hey, 10. yıl marşını okuyanlar. Bravo. 15 Temmuz gecesi o tankları alkışlayan tipler. Cumhuriyet erkekleri. Cumhuriyet kadınları bunlar. Cumhuriyet tankları. Sizin cumhuriyet dediğiniz mevzu içinde başörtülünün olmadığı, İslam dininin olmadığı, İslamcının olmadığı tırnak içerisinde, Müslümanın olmadığı. Tabii. Sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi düşünmeyen kişilerin yok olduğu bir rejim. Net. Ve onun rejim, o rejimin adı da cumhuriyet değil. Onu da net bir şekilde söyleyelim. O rejim sizin o faşist düşüncelerinizin hayata geçirmek istediğiniz bir rejimin adı. Faşistler. Çünkü cumhuriyet global anlamda tanımı itibarıyla sizin bu faşist düşüncelerinizi barındırmıyor. Sol tarafta siz aklınız sıra 10. yıl marşı okuyarak orada Elif gibi dik duran bir adamı aşağılayabileceğinizi, evet, bununla ilgili olarak ona bak gününü gördün işte, biz artık hani o Zafer Arap Kirli'nin gazeteci sıfatı taşıyan Kamet Hakan da şeyi söylüyor, bu alçaklığa cevabı İmamoğlu vermelidir diye. Zafer Arap Kirli'nin biz dün paylaşmıştık, bunun köşesini tabii, almış. Tabii. Orada ifade ediyor. Zafer bunların Arap kafası işte bu. Tabii yani İstanbul bir nevi düşman işgalinden kurtuldu cümlesinin tezahürüdür bu. Doğru. Çünkü siz orada sarıklı cübbeli adamı İstanbul'u işgal etmiş bir düşman gibi görüyorsunuz. Evet. Bu benim iddiam, evet, değil. Bunu sosyal medyada utanmadan dillendiriyorsunuz zaten. Evet, kesinlikle böyle. Yani hani faşizmin, ırkçılığın, kendinden başkasına hayat tanımamanın cisimleşmiş halidir. Kesinlikle metrobüste böyle. Bravo. Şu marşı söyleyen tipler. Şimdi ki asıllarının ne olduğu Üstad, da ekranın sağ tarafında, evet, belli işte. Tankları alkışlayan tiplerdir bunlar. Bu şu iki tanesi belki de şu fotoğraflar biraz da günceli tamamen özetliyor aslında. Çok da güzel açıkladım bak, yani takdir ettim yani. Saşar sen naçizane. Toparlaması çok doğruydu yani. Bakış açıları bu kadardı yani. Bu kadar tartışılır. Detayı yok, cübbe giymiş bilmem ne. Ama bu yani o yani 60 üstü atarlı ergen modelini bahsettik. Şunu ilave etmek isterim. Vermiş olduğu fotoğrafı arkadaşlar, değerli dinleyiciler, izleyiciler iyi bakın şunlara. Şimdi burada adamlar hani şey vardı ya, 15 Temmuz gecesi o hani fırlayan köprüye, Çengelköy'de sokaklara çıkan insanlar, o tankı elle durduranlar, artık bu bir şablon olarak kaldı kafamızda. Tankı elle durdu yani, bir milletten bahsettik ya, hani arkasından büyük onur duyduk ya, sonra hep beraber sözcüsü, cumhuriyetçisi, hepsi bilin bir o hal modeline girdiler ya, vay helal olsun falan filan. Bak şunu unutmayalım. Bu böyle midir diye genellemeden bahsettin. O yüzden oraya ben takıldım. Hiç, tabii her şey olmaz. İstisnaları vardır. Bir şey demiyorum. Ama genelleme olarak söylerdim. Genellesem, genelliyorum. Orada bir Cumhuriyet teyze var ya. Bu Cumhuriyet Hanım başka, bu teyze olmuş abi. Hı-hı. Cumhuriyet teyze. O arkadaki de elinde Atatürk posta taşında Celal Şengör'e benziyor. Cumhuriyet abla, Cumhuriyet teyze. Kesin neyse. Oradadır yani. Zıplayıp böyle tatmin eden kendini. Sözlü tatminde yaşayan kişiler. Siz 15 Temmuz'da, bunu hatırlatmak zorundayız, 15 Temmuz'da o ATM kuyruklarında beklerken, camlarınızı kapatırken iki tane meşhur büyük olay vardır. Birincisi tankların geçişinde alkışlayan yaşasın, asker geldi, Erdoğan gitti. Baba kimin askeri bu, kime doğrulttular? Yüzlerce kişi öldürüldü, olsun asker geldi, Erdoğan gitti diyen. O zıplayan atlayanlar var ya, işte onların tamamı aynı profil kişiler. Onu yapıyorlardı, onlar... Türkiye'de cumhuriyet yıkılırken, ülke parçalanırken alkışlayanlar bugün çıkmışlar orada, bir tane cübbeli mütedeyi, sana ne kardeşim, cübbesini de giyecek, çarşafını da giyecek, zikrini de yapacak. Hiç kimse karışamaz. Bu ülke demokratik bir ülke. Ben cumhuriyetçi olmadım hayatım boyunca Murat, biliyor musun? Hala değilim cumhuriyetçi. Ben demokrat bir adamım. Cumhuriyet işi benim için bir şey ifade etmiyor. Cumhuriyet bir defa Arapça bir kelimedir. Cumhurdan gelir. Çoğunluk çoktan gelir. Cemahir cumhur. Ve böyle bir şey değildir cumhuriyet. Siz bir yanlış anlıyorsunuz. Biraz Engin Ardıç okuyun. Cumhuriyet ve demokrasi ne olduğunu öğrenin. Bir. İkincisi, kimse sizin gibi düşünmek zorunda değilse, değil mi? Bunu da kabul ediyorsanız lütfen ortak paydamız bu olsun. Orada oturup da
bilmem kaç tane insan kıyafetinden dolayı bir kadını taciz etselerdi aynı şeyi söylerdik. Bu durumda da aynı şekilde. Burada bir tabii var canlı yayınlanmış altta bir sürü yorumları da var. Bir sürü ahlaksız, edepsiz insanlar, bir sürü kaşalot oraya yorum yazmış. Ama işin gerçeği şu ki o sizi şu anda zıplaya atlaya hani İstanbul işgalden kurtulmuş gibi yazan o eski kaşalotlar da dahil olmak üzere söyleyeyim. O cumhuriyeti o gün o cübbeliler kurtardı biliyor musunuz? Benim 100 tane fotoğrafım vardır. 15 Temmuz'u anlatan o seni bir hafta sonrası toplantılarda kim ne kadar yaralanmış, kim nereye çıkmış o profillere bir bakın. O işte o senin cübbeyle gördüğün oraya dua ettik. O havuzlarda abdestini alıp da Allah'ım Rabbim bizi şu memleketi kurtarsın işgalden deyip de gidenler o gün yürürken siz bugün zıplayan o teyzeler evinizde oturup aa Erdoğan gidiyor galiba diye 3,5 atıyordu. Ay hadi inşallah, ay hadi inşallah diyen tipler. Hadi inşallah, hadi bakalım. İnşallah deyip de işgale bir, evet diyen tiplersiniz. Son 30 saniye kaldı. Bunların aslında ne demek istediklerini anlatan, yalnız bu sarıklı cübbeli arkadaşa da çok dokunmamışlar. Adamın elinde bir silah var görüyorsun, şemsiye. Şemsiye dayanarak ayakta duruyor. Evet. Tamam mı? Orada şey tutunacak yer yok herhalde. Herhalde ondan çekindiler. Yoksa ama yani şey bunlar, yaparlar mı demiyorum. Bunlar yanlış. Bak, bakın da kendi suratınıza bakın bir önce. Tam bir cumhuriyet kadını diye goy goy üstüne goy goy yapanların altında yatan duyguyu hepimiz çok iyi biliyoruz demiş Ahmet Hakan. Onu da son 10 saniye kaldı okuyup bitireyim. O duygu oh kim söyledi bunu? Mine kırık kanat diller diyor. Mine gilleri de var. Tabii. Çünkü duygu o duygu. O duygu diyor, oh be, bıkmıştık şu sıkma başlardan duygusudur. O duygu, başörtülü First Lady'ye baktıkça yıllardır kahroluyorduk duygusudur. O duygu, ille de başı açık olsun duygusudur cümlesidir aslında. Tam bir cumhuriyet kadını cümlesi. O eziklik. Oradan bir şeyler yazmış. O ezikliğin sonucu bu. Şizofrenlik geliyor bunlar. Başka eziklik, şey yani. Yenilmişlik, psikozu, nevrotik depresyon, her şey duşar oldu bunlar. Bir tek adam olamadılar. Adam olun ya işte onun için sözcü onun için kızıyorum. Bak Sonya Yalçın bunları bu altları her şeyi biliyorsun da. Sabah akşam niye küfrettiriyorsun insanları? Günün manşetini bitirdik. Yarın saat 11'de Hikmet Genç'le karşınızda olmak umuduyla iyi günler diliyoruz.